Elfin Hanım, hakikaten siz bir erken seçime Türkiye'nin gideceğine inanıyor musunuz? Şimdi Serap Hanım, öncelikle böyle bir ihtiyacın olduğunu, yani daha doğrusu böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığı vaktin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani bunun seçmenlerden ve vatandaştan bir talep olarak gelmesi çok önemli. Ki bu talebi de gerek ekonomi üzerinden, gerekçe başkaca parametreler, işte milli eğitimdeki son dönemlerdeki okulların durumu, paralı verilen kitaplar, diğer birçok hayatın birçok alanında gitgide zorlaşmaya başlayan yaşamdan ötürü vatandaştan böyle bir en azından hayatının iyileştirilmesi yönünde yüksek bir talep olduğunu aslında gözlemleyebiliyoruz. Ha, bu pratikte, yani bu olur, vatandaşta bu talep olur, pratikte bir erken seçime döner mi? Şimdi bunun erken seçime tabii dönmesi için koşullar belli, ama diğer taraftan ben AK Parti'nin son ana kadar bu dönemi değerlendireceğini düşünüyorum. Yani partiler ne yapar diye baktığımızda son ana kadar değerlendireceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi açısından burada alacağı tutum çok daha önemli. Çünkü bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili davanın nasıl sonuçlanacağı, böyle bir siyasi yasak gelip gelmeyeceği, bunlar hepsi bence demokratik akışı bozan işler olur. Olur da olursa. Ben hala yargının vicdanlı bir karar vereceğine dair, demokratik bir karar vereceğine dair inancımı koruyorum. Ama ve lakin yaşanacak gelişmeler, yani siyasetin akışına yönelik bir takım müdahaleler olur ise, o zaman Türkiye böyle bir iklime girer diye düşünüyorum. Çünkü zaten vatandaşın yaşam koşullarına dair memnuniyeti gerek ekonomi olsun gerek diğer alanlarda olsun çok azaldı. Dolayısıyla da böyle bir ihtiyaç ortaya çıkabilir. Bunun için tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasal iklimi oluşturması da gerekiyor. Bu ilk seçimden sonra, 2023 seçiminden sonra bir erken seçim gündemimizde yok sözü bence CHP Genel Başkanı o dönem için söyledi. Yani bunu hani bize bir erken seçim çağrısı olarak almıyoruz, 2024 yerel seçim başarısını. Çok biraz böyle bir erken bir taahhüt oldu diye düşünüyorum. Şimdi çünkü o dönem bir heyecan vardı insanlarda. Olabilir, değişebilir, mümkün umudu doğmuştu. Fakat hemen akabinde böyle bir açıklamayla, ki olabilir de, yani böyle düşünülüyor da olabilir. O ayrı bir konu. Bir süre böyle geçecek de olabilir. O da ayrı bir konu, ama böyle bir şeyin önüne geçilmiş olması bence erken oldu. Fakat tabii sonrasında işte geçim olmazsa seçim olur diye ve birçok başka açıklamayla da bu aksı başka bir yöne doğru çevirmeye başladılar. Bu, yani bunun meclis çoğunluğu, evet, mecliste bir, bunun bir de matematiği var, teorisi var yani erken seçimin. Bunun hani sadece Cumhuriyet Halk Partisi isteğiyle olamayacağını çok iyi biliyoruz. Hani bu malum. Fakat aynı zamanda tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir erken seçime ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Yani yeniden aday olmak için, eğer ki sistemde bir değişiklik yapılmazsa. Yani bu iki tarafı, bu durum iki tarafı buluşturabilir diyorsunuz bir noktada. Mecbur yani. Bir yerde ya buluşulacak ya buluşulmayacak. Yani bu buluşma ya da buluşmama tüm bu evrelerdeki gelişmelere de bağlı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir, dediğim gibi, bir müdahale söz konusu olursa siyasal demokratik akışa karşı, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını değiştirecektir. Bu konuda eleştiriler de var muhalefete. Yani neden ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday yapacak bir formül üzerinden ilerliyorsunuz? Vaktinde olsun. Yani siz aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığının önünü neden açıyorsunuz? Vaktinde, ama Recep Tayyip Erdoğan adayı olmadığı bir seçime gitme yolunu neden tercih etmiyorsunuz diyenler var. Özgür Özel dedi ki hayır, biz Erdoğan'ı yenerek seçimi almak istiyoruz. Ya buna ne diyorsunuz Elfin Hanım? Sizce bu doğru bir strateji mi? Şimdi şöyle, 2002'den itibaren sayarsak 22 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Çok uzun süreli, yani 2001'den sayarsak çok uzun süreli bir iktidar, neredeyse işte çeyrek asrı dolduracak. Böyle bir dönemin de hani tek
lideri olduğunu söyleyebiliriz. Evet, başlarda başkaca isimler de vardı. Sayın Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı yaptı ama hani sonuçta bu bir hani Erdoğan üzerine şekillenen bir hareket. Ve dolayısıyla hani onu adaylaştırmadan yani adaylaştırmadan kazanmanın ben onun bir yol olarak tercih edilmesinin yeni seçilecek iktidar açısından da çok doğru ve emin ve meşru olabilecek bir adım olmadığını düşünüyorum. Yani bu süre, bu devir kapanacaksa muhakkak sandıkta kapanmalı. Ve evet, Cumhurbaşkanı aday olacaktı, onu da Allah bilir yani. Hani o güne kadar ne olur ne biter. Olacaksa da olsun, bu böyle sonuçlansın. Ama şu var diğer taraftan. Siz böyle düşünürken yani her şey hani meşru zemininde ve demokratik zemininde olsun diye düşünürken karşı taraf oyuna giderken oyunun kurallarıyla oynama ya da kimi oyuncuları demokratik sistemden antidemokratik bir şekilde çıkarma yoluna giderse o zaman bence CHP'de her ihtimali düşünecek meşru zemine sağlamış olur. Yani o koşullar dahilinde oyunun kuralları bozulduğunda çünkü onu da söylüyor. Yani şöyle diyorsunuz o zaman işte Sayın Özel'in 25 Kasım 2025 teklifi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adaylığına CHP'nin onayı şeklinde uzlaşılacak Kasım 2025 teklifi eğer Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelirse bu ortadan kalkar, aksine bir yani işler tersine döner mi diyorsunuz? Yani şimdi zaten Kasım 2025 dedi CHP ama AK Parti öyle bir şey istemiyor. Son güne, son ana, son yani yasanın uygun gördüğü son şeye kadar, süreye kadar beklemek istiyor. O zaman şunu anlıyoruz. Zaten Kasım 2025'te gitmeyecekse AK Parti seçime, o zaman CHP'de bir erken seçime onay vermeyecek. Aslında benim söylediğime geliyor yine aynı zamanda. Bir erken seçime onay vermeyecek. Orada bence bir kapı açıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ya seçimi şu tarihte yapalım diyor. Aslında hani birebir Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla bağlantılı olduğunu söylemem doğru kaçmaz. Yani onların söylediği bu sözü, çünkü çok daha öncesinde söylemişlerdi bunu. Yani evet, daha önce Kasım, doğru. Daha önce söylemişlerdi Kasım 2025'e kadar olursa olur diye. Burada sadece bir kapı açıyorlar. Hani oyun kurucu olmaya çalışıyor bu bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu da karşı tarafın değerlendirmesine kalıyor. Yani burada önemli olan ben kimin seçime girip kimin girmeyeceğini ya da işte ne tarihte yapılacağı dahi çok daha az önemliyken bu süreçlerin demokratik yürümesini çok daha önemli buluyorum. Evet. Yani bu tüm bu seçime doğru giden sürecin 3,5 yılda sürebilir, 2,5 yılda sürebilir. Önemli olan demokrasi zemininde sürmesi. Hemen sorayım ben Mehmet Acet'e. Ne diyorsunuz? Yani eğer bu seçimin anahtarı bir nevi bizim elimizde diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını bir kez daha istiyorsanız o zaman gelin bu seçimin tarihi üzerinde anlaşalım. İki tarafın da istediği olsun diyor. Ne diyorsunuz Mehmet Bey? Şimdi önce şunu ifade edeyim Serap Hanım. Yani Türkiye'de seçimler her daim yani son 22 yılda dahil olmak üzere demokratik bir zeminde gerçekleşti. Yani 22 yıl çok uzun bir iktidar süresi olarak düşünülüyorsa bu 22 yıl aynı zamanda toplumu, halkın çoğunluğunun mevcut iktidardan memnuniyetini de temsil ettiği için bu kadar uzamıştır. Sonuçta en son işte 14-28 Mayıs seçimlerinde bir daha 5 yılına yetki verdi millet. Gayet açık, şeffaf, hatta 1/5'lik bir fark olmasına rağmen ikinci tura kaldı seçimler ve ikinci turda neticelendi. Dolayısıyla hani çok uzun oldu artık gitmeleri lazım şeklinde bir sunum, doğru bir sunum değil. İkincisi, ben erken seçimle ilgili meseleleri Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir özellikle Sayın Özgür Özel açısından çelişkili böyle zikzak çizerek ilerlediği bir konu olarak nitelendiriyorum. Yani kendisi 31 Mart'a giderken bu defa bize oy verin bir denge olsun dedi birkaç defa. Zaten Mayıs'ta seçimi yaptınız, burada da bize oy verin bir denge olsun dedi. Sonuçta arzu ettiği gibi çıktı. Sonuçlandıktan sonra da erken seçim istersem kendimle çelişirim dedi yine Özgür Bey. Ama sonradan bir takım baskılarla işte parti içinden gelen baskılar,
Ekrem İmamoğlu cephesinden gelen baskılarla orada zikzak çizmeye başladı ve dilini değiştirip bu defa erken seçim demeye başladı. Bu tabii erken seçimin realitesine baktığımız zaman bunun bir mümkünatı gözükmüyor. Yani aritmetik olarak mecliste şu anda Cumhur İttifakı çoğunlukta, kaldı ki 360 oy gerekiyor bir meclisin seçim kararı alması için. Ya da Cumhurbaşkanı kendisi karar verecek. Bunun da bir zemini yok şu anda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olmadan meclis biraz... içinde bir destek, yeterli destek oluşturabilir mi iktidar şu anda Cumhur İttifakı seçim yenileme için? Hani o ikinci bağlamda o dediğiniz, yani eğer iktidar bir seçim kararı, erken seçim kararı İsterse, alacaksa şu anda evet. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın oyu da yetmiyor. O yüzden hani diyorum, yani CHP'nin biraz dile seçim. Getirdiği zaten onun üzerine, yani birlikte biz de o zaman onay verelim dediği şey, o tarihte hiç uzlaşalım. CHP'nin dışında kaldığı bir versiyonda mecliste iktidarın ya da AK Parti'nin seçimi yenileme kararı alabilmesinin yolu mümkün görünüyor mu? Ya da buna ilişkin bir takım kulisler, çalışmalar şimdi, var mı? Şimdi şöyle, ben anladım, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte erken seçim yapalım, Erdoğan da aday olsun şeklindeki sorusu üzerinden ilerliyoruz. Evet. Bunun ya bir defa şöyle, benim AK Parti'den aldığım nabız, böyle erken vakitte bir CHP'nin talep ettiği tarihlerde bir erken seçim söz konusu olmaz. Kişisel tahminim, böyle bir şey söz konusu olursa, yani Erdoğan'ın da tekrar aday olacağı, 2027 sonları gibi bir tarih benim kişisel tahminim. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Burada da CHP içindeki tartışmaların tabii bir yere varması gerekiyor. Yani Erdoğan aday olursa ne olur, olmazsa ne olur sorusu CHP içinde nasıl bir tartışma. Nasıl mümkün olabilir eğer CHP olmazsa 2027'nin sonunda nasıl gidilebilir seçime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı nasıl CHP olursa. Gidilebilir? Ben CHP ile birlikte bir karar verilirse bile bunun 2027'den önce olmayacağını söylüyorum. Ben de olmadığı versiyonu anlamaya çalışıyorum. Aritmetik... Siz Ankara gazetecisiniz, bu denklemi daha iyi biliyorsunuz diye size soruyorum. Yani evet. Bir aritmetik var ya ortada. Hani CHP'nin olmadığı versiyonda, evet, evet. Elfin Hanım'ın dediği gibi işte İmamoğlu davasından böyle bir karar çıkarsa vesaire. Yani bu konuda bir uzlaşı yok diyelim Cumhuriyet Halk Partisi ile. Meclisteki işte diğer gruplarla yani bir uzlaşı sağlanabilir mi? İmamoğlu meselesinden bağımsız olarak söylüyorum. Şimdi önce şunu... Hani biraz kendilerinin yerine koyarak anlamaya çalışalım. Daha böyle pragmatist bir gözle bakalım. Şimdi evet. AK Parti bir erken seçim ister mi 2025'te? Şimdi ben dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la program yaptım. Bir ekonomi programı var. Diyor ki seneye bu vakitler enflasyon 20 ile 30 bandında olacak. 2025 sonunda 20'ler bandında olacak. 2026'da da tek haneye düşecek. Şimdi bunu iktidar bu süreci bir defa neticelendirmek istiyor. Yani şu anda temel çıpası ileriye dönük olarak AK Parti iktidarının ekonomide enflasyonu düşürmek, işleri yoluna koymak. Dolayısıyla enflasyon düşmeden, işler yoluna koyulmadan bir erken seçime gitmeyi arzu etmez. Şimdi ikincisi şöyle, yine CHP'nin yerine koyarak bakalım. Biraz da öyle empati yapalım. Bir defa CHP'nin şuna bir karar vermesi lazım tarihten bağımsız olarak. Diyelim kabul etti. Velev ki kabul etti AK Parti Sayın Erdoğan 2025'te. CHP Özgür Özel'in bu fikrinde sabit kalacak mı? Çünkü parti içerisinde ciddi bir Erdoğan fobisi de var. Yani Erdoğan işte bir seçim kazanma makinesi. Yine onu biz kendi elimizle aday yaparsak yine kazanır diyenler de var. Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerine baktığımız zaman. Ama ben her halükarda yani 2027'den önce... Herhangi bir formülle, yani Sayın Erdoğan'ın da aday olacağı herhangi bir formülle erken seçim kararının alınacağını mevcut şartlarda, dinamiklerde görmüyorum. Çünkü sadece erken seçim yapmak meselesi değil, bir de erken seçimi kazanmak meselesi herkes için hesap kitap edilen bir meseledir. Şimdi öbür tarafta işte deprem bölgesine çok ciddi yaraların sarılması anlamında işler yapılıyor. 2,5 trilyon lira şimdiye kadar para aktarıldı. Oradaki yaraların sarılması, insanların evlerine, barklarına
yerleşmesi, bunların hepsi bir süreç gerektiren işler bir tarafıyla. Hı hı. Bir taraftan da tabii iktidar sorumluluğu gerektiren, yani sadece hesap kitap yani bağlamında iktidar değil, şu an daha sorun ve çetrefilli gören konuları daha iyi bir seviyeye getirdikten sonra seçime gitmek ister doğal olarak diyorsunuz. Yani bunları bertaraf etmek, evet, bunları çözmek. Tabii yani artı bir de tabii bu dün Cevdet Bey söyledi, önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Hı hı. Bu 3,5 yılı bir şans olarak, yani bu işleri yerli yerine koymak anlamında ya da yani seçim baskısından uzak kararlar alma anlamında, hı hı, bu dönem bir fırsat. İşte yabancı yatırımın ilgisi artıyor Türkiye'ye dönük. Bu ilginin artmasının bir sebebi de bu. 3 sene, 3,5 sene seçim yok Türkiye'de düşüncesi, duygusu biraz yabancı yatırımı Türkiye'ye doğru sevk ediyor. Dolayısıyla ben bunu biraz hani CHP mahallesinin, CHP'lilerin kendi kendilerine gelin güveyi olması olarak nitelendirdim. Hala o noktadayım. Ben hani bir CHP'nin erken seçim gündemini gündemde tutması erken seçim dinamiklerini harekete geçirmez diye düşünüyorum. Ben toplumda bu yönde çok böyle güçlü bir talep olduğunda düşünmüyorum. Toplum erken seçim talebinden ziyade işte enflasyonun düşürülmesini, hayat pahalılığının giderilmesini arzu ediyor ve bu süreci de bu anlamda toplum bir fırsat olarak kullanılmasını arzu ediyor. Gördüğüm, aldığım nabız benim bu şekilde.